Futbolun şehirlerinde bu hafta Karaman'dayız. Karaman denince ilk akla gelen şu an heykelin önünde durduğumuz Yunus Emre. Türkçe şiiri ilk başlatan, Anadolu'da halkın anlayacağı dille şiir yazan Yunus Emre'nin sözleri günümüze kadar bir ders niteliğinde gelmiş durumda. Tabii Karaman'da gezilecek, görülecek çok yer var. Özellikle de tarihi camiler burada dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kültürel tarihi güzellikleriyle Karaman'ı sizler için tanıtacağız. Ve Karaman Belediyespor. Burada futbol çok seviliyor. Karaman Belediyespor'un hedeflerini ve hayallerini sizler için öğreneceğiz. Dedim ya, Karaman'da çok fazla gezilecek, görülecek yer var. Hiç vakit geçirmeden Karaman'ı hep birlikte gezmeye başlayalım. Karaman'da Yunus Emre Camii'ndeyiz. Eğitimci ve arşivci Yusuf Yıldırım yanımızda. Yunus Emre'nin Karamanlı olduğunu bize bu röportaj öncesinde söyledi. Hem bununla ilgili hem de buradaki camiyle ilgili bilgileri ondan alacağız. Yunus Emre'nin biliyorsunuz Türkiye'de ve Azerbaycan'da olmak üzere 14 yerde makamı var. Bu bulunan yerlerde genellikle türbe kalıntısı yani ve mezar yeri olarak bulunur. Karaman ise Yunus Emre'nin şehirlerinin başkenti olarak görülebilir. Neden burası başkenti? Çünkü buraya gelen bir Yunus Emre ziyaretçisi diğer yerlerde bulduğundan çok daha fazla şey görür ve keşfeder. Öncelikle burada Yunus Emre'nin camisi var. Mevcut yerlerde zikirhanesi var ve türbesi var. Artı Yunus Emre divanını burada yazmış. Burası çok önemli. Şimdi Yunus Emre ile ilintili şehirlerden hiçbirinde divan, tekke, cami, zikirhane gibi unsurlar bulunmaz. Buradaysa hepsi var ve Yunus Emre'nin tarihten çok büyük tanıkları da var. Öncelikle Eylül Çelebi Anadolu'yu, Avrupa'yı, Orta Doğu'yu her yeri çaprazlama gezmiş. Ve Yunus Emre'den bahsettiği tek şehir Karaman. Ve Yunus Emre tarihi belgeler ışığında 1240 yılında buraya 30 kilometre mesafede bir tekke köyde doğuyor. Orada belli bir zaman yaşadıktan sonra kuraklığa bağlı olaraktan Karaman'a, Larende'ye geliyor ve burada bir tekke cami kuruyor. Ve 1320 yılında burada ölüp burada defnediliyor. Burada şu anda gördüğümüz yerde evet. Yunus Emre'nin 4 ana mekanı var şu an bulunduğumuz yerde. Bir camisi var. Mihrabı Selçuklu dönemidir. İki tekkesi var. Karamanoğlu dönemidir. Zikirhanesi var. Karamanoğlu döneminde zikirhane. Ve türbesi var. Türbesi de yine Karamanoğlu dönemidir ve içinde 4 adet sanduka var. Sandukalardan birisi kendisinin, diğeri mürşidi Tapduk Emre'nin olarak geçer. Diğer bir üçüncü sanduka oğludur. Kapıya yakın en son sandukada kızının olaraktan günümüze evet. gelen bilgilerle bu şekilde söylenmektedir. Karaman'da Aktekke Camii'nin önündeyiz. Burası 1370 yılında Karamanoğlu Alaaddin Bey tarafından yaptırılmış bir cami. Ama tarihçesi çok daha eskilere dayanıyor. Buranın bir diğer adı da aslında Maderi Mevlana Camii, yani Mevlana'nın annesi anlamını taşıyor. Çünkü burada bir türbesi var. Mevlana Celaleddin Rumi'nin annesinin, ağabeyinin ve birkaç yakınının. Ayrıca 21 sanduka da yine o türbede yer alıyor.
1222 yılında Mevlana Celaleddin Rumi buraya gelmiş. Karaman'da tam 7 yıl yaşamış. Burada evlenmiş ve buradan sonra Konya'ya gitmiş. Annesi de o sıralarda vefat ettiği için türbesini buraya yaptırmış. Halk arasında Aktekke Camii olarak biliniyor ve tarihçesi dediğim gibi çok eskilere giden anlamlı bir cami. Karaman'da Nefise Sultan Medresesi'nin taç kapısının önündeyiz. Bu taç kapı Sivas'taki Ulu Cami'deki taç kapıdan sonra Anadolu'daki en büyük Selçuklu taç kapısı olarak kabul ediliyor. Ve o dönemin tüm özelliklerini taşıyor. Çok görkemli bir kapısı var. İçerisi şu an tadilatta olduğu için orayı gösteremiyoruz ama biraz buranın hikayesini anlatalım isterseniz. Kim Nefise Sultan? Sultan 1. Murat'ın kızı. O zaman Karaman Bey'i Alaaddin Bey ile evlendiriyor. Ve buraya gelin olarak geliyor. Aslında buradaki amaç biraz da Osmanlı ile buradaki Karaman Beyliği arasında bir sulh, bir barış sağlamak. Tabii zaman içerisindeki anlaşmazlıklar savaşa dönüyor ve Sultan 1. Murat da buraya bir sefer düzenliyor. O seferin sonunda Konya'ya kadar geliyor. Karaman'a da girmek üzereyken burada kızının hatırına affediyor Alaaddin Bey'i. Canını bağışlıyor daha doğrusu ve burada bir barış sağlanmış oluyor. Belki de zamanında yapılan bu evlilik Karaman Bey'in de kellesini kurtarmış oluyor bir bakıma. Biz onu bir kenara bırakacak olursak gerçekten muhteşem bir taş işçiliği var burada. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Karaman Müzesi'ndeyiz. Arkeolog Ertan Yılmaz bizle birlikte ve hem Karaman'ın tarihçesini hem de müzeyle ilgili bilgileri ondan alacağız. Öncelikle Karaman'ın tarihçesiyle başlayalım. Karaman tarihçesine baktığımız zaman hangi çağa kadar gitmemiz gerekiyor? Evet. Şimdi Karaman'ın en eski sakinleri bu bölgede yapılan çalışmalardan elde ettiğimiz verilere göre bizim buraya 30-35 kilometre mesafede Pınarbaşı diye bir yerimiz var, bir bölgemiz var. O bölgedeki arkeolojik çalışmalar Karaman'ın en eski sakinlerinin günümüzden yaklaşık 6000 sene önce burada iskan ettiğini bize teyit etti. Anadolu tarihinde ve Türk tarihindeki en önemli şey herkesin bildiği gibi Karamanlı Beylikler dönemi. Fakat Karamanlı Beylikler dönemine kadar Karaman'da kesintisiz iskan devam etmekte. Bizim mesela bir kalemiz var. Kendisi bir höyün üzerine kurulmuş bir kaledir. Ve köyük dediğimiz şey de çeşitli katmanların üstte gelerek oluşturduğu bir kültürel tabakadır. Orada mesela Neolitik dönem dediğimiz günümüzden yaklaşık işte 5-6 bin sene öncesine kadar tarihlenen döneme ait veriler elde edilmekte. Derbe diye burada bir bizim bir bölgemiz var, bir höyümüz var. Höyükten bulunan Aziz Paulus'a ait mezar taşıdır. Bizim Karaman Müzesi'nin bir numaralı eseridir. Çok önemli bir mezar taşıdır. Burada ama, bir mumya var. En çok dikkat çekenlerden var. Biri o belki de. Evet. Bir takım internet bloklarında ve ortamlarında Karaman Güzel olarak geçen
Bizim Karaman hemen yakınlarındaki Taşkale kasabasına girmeden önceki Manaza mağaralarının içinden 1980'li yıllarında bulunmuş bir kadın mumyasıdır. Peki Karaman'ın bilinen eski isimleri de var. Şimdi Karaman'ın bilinen en eski ismi Larende olarak geçiyor. Yani şeyde Osmanlıca kayıtlarda Larende kazası olarak geçiyor. Yani Larende kazası, Laranda, Larende olarak geçiyor. Larende'nin anlamı da işte şeyin Türkmenlerin bir arada yaşadığı, topluluğun bir arada hüküm sürdüğü yer anlamında kullanıldığını biliyoruz. Açıkçası mesela Karaman'ın en eski sakinlerinin şeyde baktığımız zaman tarım yapan Türkmenler olduklarını biliyoruz. Yani şeye baktığımız zaman Karaman'da hakikaten çok sağlam, çok sıkı ve çok güçlü bir kültürel kimliğin varlığını şeyden bilmekteyiz hani şey olarak. Karaman'da ne yenir diye sorduğumuzda herkesin ilk söylediği şey etli ekmekti. Biz de Karaman'da etli ekmek yemeye geldik. Aslında bu bölgede her yerde etli ekmek yapılıyor ama küçük farklar var aralarında. Mesela Konya'daki ile burası arasındaki farkı hemen söyleyecek olursak buradaki daha az yağlı Konya'dakine göre. Ve belki de sindirimi daha kolay. Aslında bütün etli ekmekleri çok incecik bir hamurdan yapıyorlar ve üstüne buradaki malzeme konduğu zaman gerçekten muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. 3 çeşit var. Yine tüm bölgede olduğu gibi etli ekmek normal kıymalı olan, bıçak arası küçük kuşbaşılı olan ve karışık dediğimiz kıyma kaşarlı olan. Bu 3 çeşidi de aynı anda masaya geliyor zaten burada. Hemen bunlardan bahsedecek olursak aslında kıymalı dediğimiz etli ekmek en çok belki de tercih edilen en klasik olanı tamamen dana kıyma kullanılarak yapıldığı söylendi. Ve o nedenle de hem kuşbaşında hem kıymada dana eti kullanılıyor. Kaşar eklendiği zaman o da daha farklı bir lezzet veriyor. Hepsine biraz limon sıkarsanız aslında çok daha güzel olur. Ben en çok sevdiğim olan kuşbaşından başlayacağım. Ve yanında acı yeşil biber geliyor ki acı sevmiyorsanız hiç elinizi bile sürmeyin bence. Çatal bıçak yok, elle. Şehir olarak herkesin destek vermesini bekliyoruz. Özellikle iş adamlarının sahip çıkmasını bekliyoruz. Ekonomik sorunları yaşayan bir takım maalesef böyle bir pozisyonda olmaması gerekiyordu. En azından ikinci lige çıkmasını büyük bir ümitle bekliyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan Karamanlı vatandaşlarımızın da hemşehrilerimizin de bu takıma sahip çıkmasını bir dört gözle bekliyoruz. Bir de esnaf olarak hepimizin de Karaman Belediyespor'un yanında olmasını bekliyoruz. Gerekli her türlü ekonomi destek, herkesin elinden geldiğince büyük desteklerle sahip çıkmasını bekliyoruz. Karaman Belediyespor pandemiden dolayı bu 9 takım çıkardıydı. Ondan dolayı 3. lige çıktı. Takımımız şu anda bazı işte desteklerden dolayı bazı sıkıntılar var. Buradan Sayın Valimize, fabrikatörlerimize inşallah desteklerini bekliyoruz. Karaman bir marka olması için bu futbol esasında en önemli şeylerden, futbol en önemli yatırımlardan bir tanesi olması lazım. Ama şu anda şehir destek çıkmıyor yani Karaman Belediyespor'a. Yani bir an önce takımımıza inşallah sahip çıkılır. Yani
takımımız da istediği yere gelir. Ha bu seneki takımımızda inşallah seyirciyle de buluştular. Geçen sene maçlar hep seyircisiz oynanıyordu. Şehir bir üçüncülük havasını yaşamadıydı. Allah'ın izniyle inşallah başarı geldikçe o seyircileri desteği olacaktır Allah'ın izniyle. Bu seneki takım gerçekten de potansiyeli olan bir takım. Genç bir takımız. Allah'ın izniyle inşallah bu sene başarıyı yakalayacağımıza eminim yani. Kırmızı beyaz renklere sevdalıyız. Aşımız olduk. Takımımızın her zaman yanındayız. Şehrimizin ileri gelenlerinden de her zaman desteklerini bekliyoruz. Bu takım her zaman üstlükleri bekliyor. Şampiyon Karaman. Karaman'da Çeşmeli Kilise'nin içerisindeyiz. Buranın tarihçesini anlatmaya başlarsak çok eskilere gitmemiz gerekiyor aslında. 1727 yılında burası bir Ermeni kilisesi olarak yapılmış. O zaman nüfusun %7'si Karaman'da Ermenilerden oluşuyormuş. Ve yaklaşık 300 yıl burayı bir ibadethane olarak Ermeniler kullanmışlar. Ta ki 1915'e kadar. 1915'te doğudaki başlayan tehcirle birlikte buradaki Ermeniler de ayrıldılar. Ve onlar ayrıldıktan sonra 1923'e kadar da burayı bölgede yaşayan Rumlar bu kez kilise olarak kullandılar. Ve 1923'te onların da mübadeleyle buradan ayrılmasından sonra bir süre burası boş kaldı 1940'a kadar. 1940'ta ise burası Karaman kapalı cezaevi olarak hizmet verdi. Hatta yanda o dönem çeşmenin bulunduğu noktada sübyan koğuşu olarak kullanılmış. 1983 yılına kadar yine burası bir cezaevi olarak kullanıldıktan sonra cezaevi şehir dışına taşınmış ve burası yine metruk bir şekilde kalmış. 2000'li yılların başında ise elden geçirilmiş, restorasyon yapılmış ve bugünkü halini almış. Yani kilise şu anda belli kısımlarında sağlam kalmış freskleriyle dikkat çekiyor. Çok uzun bir tarihçesi var. Pek çok topluluk buradan gelmiş geçmiş ama Karaman'ın şu anda gezilecek, görülecek en önemli noktalarından biri. Karaman'daki Çeşmeli Kilise'deki en önemli duvar resimlerinden biri İsa'nın Son Akşam Yemeği tablosu. Buradaki İsa'nın Son Akşam Yemeği tablosundan geriye kalanlar aslında. Çok fazla bir şey kalmamış ama orijinal halinde mutlaka göstereceğiz size. Bunun Leonardo'nun yaptığı o meşhur tablodan farklı olarak İsa'nın sofranın başında olduğunu görebiliyoruz. Anadolu'da bu şekilde yapılmış İsa'nın Son Akşam Yemeği ama Leonardo da Vinci de onu tam sofranın ortasına oturtmuştu. Yine bu kilisede çok önemli bir özellik şu an akustik belki bu anonsta da duyabiliyorsunuz. Akustiği sağlamak için yukarıda delikler açılmış kubbenin içerisinde ve orada içi boş testiler var. Bu şekilde papaz konuştuğu zaman en arkadaki insan bile onu çok rahat bir şekilde duyabiliyormuş. Büyük Türk denizcisi Piri Reis de aslında Karamanlı.
Onunla ilgili bilgileri doktor öğretim üyesi Murat Ak'tan alacağız. Evet. Biz buraya gelince, bu heykeli görünce belki farkına vardık ama Piri Reis aslında Karamanlı. Evet. Nereden geliyor hikayesi? Aynen öyle. Piri Reis'i belki de hemen hepimiz duymuşuzdur ama Karamanlılı olduğu konusunda belki çok fazla bilgimiz yoktur. Ama Karaman'ın yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden birisidir Piri Reis. Biliyorsunuz Osmanlı tarihinde Karamanoğulları oldukça Osmanlı Devleti'nin genişlemesinde en önemli engel olan Türk beyliklerinden biri olmuş. Bundan artık çekinen ve bu sorunla tekrar uğraşmak istemeyen Osmanlı İmparatorluğu ve Fatih Sultan Mehmet, bölge halkının çoğunlukla zorunlu olarak bir iskan politikasına tabi tutulmasını istiyor ve zorunlu bir göç politikası izleniyor. Bundan nasibini alanlardan biri de Piri Reis'in babası ve ailesi olmakta. Zorunlu olarak da İstanbul'a göç ettiriliyor Piri Reis'in babası Hacı Mehmet Efendi. İstanbul'a göç ettikten sonra belli bir süre İstanbul'da kalıyorlar. Daha sonra ise Gelibolu, bugün Çanakkale ilimiz Gelibolu ilçesi sınırlarına taşınıyorlar. Ve Piri Reis Gelibolu'da dünyaya geliyor 1465 senesinde. Dolayısıyla Piri Reis'in asıl hikayesinin, ata tarafının hikayesinin başladığı yer burası. Evet, ben de adımdan dolayı biraz aslında bu işe aşinayım diyeyim. Özellikle de Türk denizcilerinin Avrupa'yı nasıl kasıp kavurduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Piri Reis biraz daha bilim adamı tarafıyla kesinlikle iz bıraktı ama ondan sonra Türk denizcileri her daim Akdeniz'de herkesin korkulu rüyası olmayı başardı. Karaman'dayız ve Karaman'ın en çok bilinen yönü de Karaman Koyunu. İşte orada heykeli de var. Karaman'ın koyunu neden meşhur? Karaman'ın koyununun eti bir kere çok lezzetli. Sütünden yapılan süt ürünleri, yoğurt çok lezzetli. Ve yünü de yine aranan, istenen yünlerden biri. Yani Karaman'ın koyunu en az Karaman şehri kadar meşhur ve tercih ediliyor. Bir de tabii meşhur bir laf var. Karaman'ın koyunu sonradan çıkar oyunu diye. Bunun hikayesini de anlatalım isterseniz hazır koyunun yanındayken. Karamanoğlu Beyliği döneminde beylik bir sefere gidiyor. Sefere gidince burada kaleyi korumak için çok az sayıda asker kalıyor aslında. Ve bunu fırsat bilen Bizans tekfuru da şehre gelip kaleyi kuşatmak ve şehri almak istiyor. Ama bunu önceden haber alıyor beyliktekiler ve akıllarına şöyle bir fikir geliyor. Bütün burada tabii en çok bulunan şey koyun. Bütün koyunların başlarına şamdan bağlıyorlar, boynuzlarına şamdan bağlıyorlar ve geceliğin o koyunları açığa doğru salıyorlar. O zaman da çok büyük bir ordu izlenimi veriyor o ışıklarla ve bunu uzaktan, karşı tepeden izleyen, kalenin karşısından izleyen Bizans tekfuru da seferi yapmaktan vazgeçiyor. Çünkü çok kalabalık bir orduyla karşılaşacağını, ordunun geri döndüğünü düşünüyor ve böylelikle şehir kurtulmuş oluyor. Yani Karaman'ın koyunu sonradan çıkar oyunu. Karaman'ın en meşhur lezzetlerinden biri de divle peyniri ve tabii ki küflü peynir. Çok özel yapımı olan, tadı da çok lezzetli olan divle peynirini bize Adem Öztürk anlatacak. Öncelikle tabii ki divle peynirinden başlamamız gerekiyor çünkü evet, bu tamamen bu bölgeye, Karaman'a özgü bir lezzet. Evet hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bu ilk önce Karaman'ımızın divle peyniri dünyada bu geçen sene dünyanın en iyi peyniri seçildi. İlk Roquefort'u. Şimdi divle peyniri oldu.
Şimdi bizim buranın yörün Ayrancı Divle peynirinin, Ayrancı tarafının ürünlerle, sütlerle yapılan bir peynirimiz. Benim duyduğum kadarıyla bir mağaranın içerisinde evet. yapılıyormuş. Ondan hocam bunlar şimdi özel, bu derilerimiz özel bir şekilde dikimlenir. Sütlerimiz toplandıktan sonra köylülerimiz bunu 3-4 gün, 1 hafta dinlenmek için kendi yerlerine koyarlar. Sonra Opruk diye bir yerimiz var bizim Divli'de. Yerin 40-50 metre altında. Oraya koyarız buzhane gibi. Yani anlatamayız. Yani tadını tatmanız lazım. Yani o mağaranın atmosferi aslında Divle peynirini bu hale getiren şey. Yani onun içindeki nem, evet. Oradaki soğukluk, Divle peyniri. Bir nevi bir şey hocam. Sadece o mağaranın. Orijinal. Sadece o bölgedeki mağaranın. Sadece o bölgedeki mağaramız hocam. Peki. O zaman bir keselim bakalım. Tabii. İçinden. Gösterelim hocam. Bu şekilde hocam. Şöyle göstereyim ben de. Deri ne derisi? Hocam bu derilerimiz koyun kuzudan yapılan, özel yapılan derilerimizden. Çünkü... Yani aslında peynir çok zahmetli bir peynir. Aynen. Değerli bir peynir evet, olması hocam. Belki o zahmetinden geliyor. Evet hocam ama tadı da çok güzeldir. Tamam. Tadına da bakacağız tabii. Tabii hocam. Ama bir de tabii futbolu soracağım. Karaman Belediyespor. Evet hocam. Takımı. Ne düşünüyorsun takımla ilgili? Hani elimizden gelen neyse yardımcı olmaya da çalışırız. İlla ki her şey yapmak için. Ya Karaman'ın ismi duyulsun. Çünkü gittiğimiz bir yerde Karaman Konya diyorlar. Biz Karaman adını duyulmasını istiyoruz. Niyetimiz de bu şekilde. Karaman için her şeyi yaparız yani. Burada Karaman'ın yöresel lezzetlerini Alişan bizlere tanıtacak. Görüyoruz ki muhteşem bir sofra. Hangi birinden başlayacağımızı ben bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Çoğunu da alamadık. Evet. Şeyden başlayalım, Erikli'den başlayalım. Evet. Erikli, Karaman'ın dağ köylerinde yetişmiş eriklerden yapılıyor ve Karaman'ın koyunlarından olan, o cins koyunlarından olan kuzu etiyle yapılıyor. Buranın köklü yemeklerinden biridir. Zülbiye yemeğimiz, bu da aynı şekilde Karaman'a özgü ve tarihi olan bir yemek. Yapılış tarzı biraz günümüz yemeklerinden farklı olan, yani meyhanesini biraz önce hazırlanarak yapılan şekilde özetleyebilirim. Mesela çebit pilav var. Evet. Çebit pilav buranın, yani bu evlerde, yöresel evlerde yufka ekmek dediğimiz ekmeklerin, normalde Karaman tahıl ambarı olan yerlerden birisi. Evet. Başbaşı bulgur dediğimiz Karaman'a özgü bir cins bulgurla yapılıyor. Evet. Evet. Şimdi burada yine ben ilk defa gördüğüm bir yemek bu, var. Bu omaç. Omaç'ta burada da Divle peyniri var. Coğrafi evet. işaret alınmış ürünler. Ekmeklerin, yufka ekmeklerin doğranarak Divle peyniriyle beraber, deri peyniriyle beraber biber, soğan doğranaraktan kısır gibi sıkılarak tüketiliyor. Evet, belki en çok bilinenlerden biri önümüzde. Batırık. Evet, batırık. Yani evlerde de yapılıyor herhalde. Bu evlerde sık sık yapılır. Bayanların günlerinde ya da toplanmalarında da yapılır. Ve özellikle de batırık günleri yapılır. Çorba diyebilir miyiz buna? Çorba yemek arası. Buna soğuk çorba diyebiliriz. Batırık tarzı, kısır tarzı şekli de var. Hmm. O da kuru hali. Hemen önde güveçte bir yemek. Evet, türü. Calla. O da Karaman'ın yemeklerinden biri. Kuzu etinin ve buraya özgü sebzelerin kurusu ve yaşları da yapılır. Uzun süre fırına verilerek pişirilmesiyle elde ediliyor. Evet ve yine burada da tarihi olan bir yemek var. Evet. Hacı lokuru diyorlar ona. Hacıdan gelenlere hurmayla beraber servis ediliyor. Ne var lokurun içinde? Lokurun içinde un, tereyağı ve tahin var. Ve en son kuymak dediniz ama tabii bizim bildiğimiz kuymak değil bu. Evet. Bu tereyağı buranın tereyağlarını, koyun tereyağlarından tavada köpürtülene kadar yapılıp içerisinde un ve en sonunda bal. Buranın ballarıyla yapılıyor. Tatlı yani o. Bu tatlı. Evet, kuymak tatlı. Tereyağı ve balla yapılıyor. Ya ne diyeyim? Karaman'ın sadece birkaç tane yemeği yok. Baktığınız zaman hem bu sofra dolu hem de şefimizin söylediği gibi buraya belki de koyamadığımız pek çok yemeği çok var. Yemek var. Sizin söylediğiniz bir şey çok önemli. Her kültürden, her medeniyetten, buradan yolu geçen herkesten mutfak kültürü de bir şeyler alıyor mutlaka. Evet, mutlaka. Ve ortaya da böyle zengin bir sofra çıkıyor. Bize de yaşatmak düşüyor.
Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Karaman yakınlarında yaklaşık 50 kilometre mesafedeki 1001 Kilise'ye geldik. Burası erken dönem Hristiyanlığın önemli piskoposluk merkezlerinden biriymiş. Aslına bakarsanız tarihi çok daha eskilere, Hititlere kadar da uzanıyor bu bölgenin. Ama erken dönem yani milattan sonra 5. yüzyılda burada pek çok kilise ve yapı yapılmış. Onlardan ayakta kalanlardan belki de en sağlam olanı şu an içinde bulunduğumuz 1 numaralı bazilika. Burası sadece gezilebiliyor çünkü hemen yakında bir köy var ve ne yazık ki o köyde de zaten bu etraftaki kiliselerden çıkan taşlar kullanılarak evler yapılmış. Bir tek burası sağlam kalabilmiş. Tabii Hristiyanlığın ilk dönemlerinde daha uzak, daha ücra köşelerde piskoposluklar yapılmış. Burası da onlardan biri. Barata Antik Şehri var yakında ve Barata Antik Şehri aslında Roma döneminde sikke basmaya yetkisi olan antik şehirlerden biri. Yani çok zengin, çok büyük ve dediğim gibi yaklaşık 1000 tane kilisenin olduğu bu bölgede sanılıyor. Ondan dolayı da 1001 Kilise adı verilmiş. Şu anda biraz bakımsız, koruması da yok. Umarız önümüzdeki tarihlerde burası çok daha bakımlı ve iyi bir halde korunabilir. Karaman'daki en önemli lezzetlerden biri de elma. Burada her yerde elma bahçeleri var. Mustafa Baykara yanımızda. Karaman elmasını o anlatacak bizlere. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz pek çok yerde meşhur elma biliyoruz ama Karaman'da elmacılık olduğunu bilmiyorduk. Ama yediğimiz zaman anladık ki buradaki elmalar da çok lezzetli. Aslında ilk önce Karaman'ın il olduğunu pek kimse bilmiyor. Doğru. Oradan başlamak lazım. Biz Karaman elması... Şu anda dünyada elma üretimi bakımından Türkiye, Çin ve ABD'den sonra 3. sırada geliyor. Türkiye'de ise Isparta'dan sonra 2. sırada elma üretimi yapıyoruz aslında biz Karaman'da. Isparta kalite bakımından biraz bizde önde ama biz ağaç sayısı ve üretim bakımından aslında Isparta'dan bile öndeyiz. Karaman'da bütün çeşitler üretilmekte. Artık Karaman Isparta'dan sonra şöyle söyleyeyim, profesyonel tarım yapılıyor elmada. İhracata gönderilen 3 tane elmanın bir tanesi aslında Karaman'dan gidiyor. Son olarak futbol soracağım. Karaman Belediyespor var burada. Karaman Belediyespor'un Karaman'ımızın iş adamları tarafından desteklenmesini bekliyoruz. Yani bizim elimizden pek fazla bir şey gelmiyor ama iş adamları Karaman Spor'a daha fazla önem vermesi gerekiyor. Karaman Spor'u öncelikle birincilikte, aslında hayalimiz süperlik ama öncelikle birincilikte görmek istiyoruz. İş adamlarından da destek bekliyoruz biz Karaman halkı olarak.
Karaman bölgesi tam bir tahıl deposu demiştik. Burası Türkiye'nin en önemli tahıl üretimi olan bölgelerinden biri. Ve burada da yöreye has çok sayıda ürün var. Serhat Yıldız'la birlikteyiz. Üretim müdürü buradaki çok önemli bir fabrikanın. Ve bize hem buradaki bulguru, başbaşı bulgurunu anlatacak hem de yöreyle ilgili biraz tahıllarla ilgili bilgi. Öncelikle Karaman'a ve tesisimize hoş geldiniz. Sağ olun. Burası tahıl deposu, Orta Anadolu. Karaman'da da bu çok yaygın olarak ekilen bir bitki. Biz de burada çeşitli ürünlerimizle bulgur üretiyoruz. Çeşitli boylarda ve batlarda. Köftelik, çiğ köftelik, pilavlık ve sizin de bahsettiğiniz başbaşı bulgurumuz var. Başbaşı bulgurumuz özelinde konuşacak olursak daha iri taneli olarak ayrı bir değirmenimizde kırıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Bir de şunu soracağım. Yani şimdi her bölgede yetişen bir ürün aslında bulgur. Evet, tabii. Buranınkinin en lezzetli olmasının sebebi ne size göre? Toprak mı, hava tabii mı? Tabii burada yetişmesi, Orta Anadolu'da, Karaman civarında yetişmesinin çok büyük bir önemi var. Buradaki hava şartlarının, nem oranının çok büyük bir etkisi var. Son olarak da futbolu soracağım tabii biz buraya gelmişken. Buyurun. Karaman'ın belediye sporu var. Evet. Üçüncü ligde. Doğrudur. Nerede görmek istersiniz takımı? Önce bir üst ligde, ikinci ligde, daha sonra birinci ligde, inşallah Süper Lig'de bir hayal. İnşallah onu da gerçekleştiririz. Peki Karaman bir futbol şehri midir? Yani nereye Karaman'da maçlar? Şu an bir stat yapılıyor biliyorsunuz. Güzel bir stadınız olacak inşallah. Ona kavuştuktan sonra yatırımlarla beraber daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Karamanoğulları taraftar grubu olarak takımımızın uzak yakın demeden her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu sene genç bir takımımız var. Takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz, her zaman yanında olacağız. Ve bu süreçte de taraftarlarımızdan yanımızda olabilmesi için iki doz aşıya gerekli. Bu aşılarımızı yapıp takımımızın yalnız bırakmamalarını da rica ediyoruz. Edirne'den Kars'a yani neresi olursa olsun her zaman için takımımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz ve yanında olmak için de elimizden gelen mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Mahallemizdeki abilerimizden bu süreç başladı. Küçük dönemlerde taraftar gruplarının yanında, abilerin yanında gidip geliyorduk. Daha sonra bu süreçte yani bize görev devredildi ve yanında olmak için ve abilerimizden aldığımız görevi yerine getirmek için mücadele gerçekleştiriyoruz. Karaman Belediyespor daha üst liglerde, daha üst düzeylerde görmek isteriz ve diğer büyük takımların burada olmasını ve diğer taraftarlarımızın yani büyük takım taraftarlarını burada ağırlamak, Türk Dilinin başkenti Karamanoğlu Mehmet Bey'in diyarında yanlarında olup ve karşılamak isteriz. Ben Karamanspor ilk maçına geldiğimde 10 yaşındaydım. Abilerim, mahalleden abilerim, buradaki abilerimle tanıştım. Buraya ilk geldiğimde tabii şehrimin takımın yanında olmak çok iyi bir duygu. Şehrimizin takımını tutuyorum. Tabii üç büyükler bizi ilgilendirmiyor. Biz her zaman nerede olursa olsun Karaman Belediyespor'umuzun her zaman yanındayız. Karamanım, sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Karaman Belediyespor Başkan Vekili Mehmet Bayrakçı ile birlikteyiz. Hedefleri ve Karaman'daki futbol sevgisini konuşacağız. Öncelikle 3. ligde mücadele eden genç bir takımsınız. Evet. Bu sezon için hedefleri nasıl belirlediniz, ne belirlediniz? Yıllarca burada amatörden, Balda ve diğer takımlardan bu ligde
uzun yıllar mücadele ettik. En sonunda 3. lige çıktık pandemi vasıtasıyla. Tabii ki önemli olan 3. ligde kalabilmekti ilk hedefimiz. Geçen sene bunu başardık. Türkiye'deki en genç yetenekli futbolcuları altyapılardan bularak iyi de bir teknik heyetle birlikte genç bir ekibimiz var. Belki iddia ediyoruz ki birkaç takımın dışında 3. ligde en genç yaş ortalaması biziz. Buradaki hedefimiz tabii ki haddimizi biliyoruz. Biz gençleri hem üst lige göndermek hem de burada kalıcı olmak. İlk hedefimiz 1-2 yıl içerisinde tabii ki üst ligler olacak. Ama öncelikle bu gençler hem kendini gösterecek, hem bizi ligde bırakacak, hem de biz bir burada altyapı fabrikası gibi bu gençleri inşallah üst lige göndereceğiz. Peki son olarak uzun vadede hayalinizde neresi var? Vallahi hayalimizde şöyle, yine söylüyorum, hayalimizde tabii ki üstlükler var. Bence birincilik süperlik yarışır. Çünkü bizim çapımızda sanayisi olmayan ilçe takımları bile bir gün bakıyoruz. Süperlikte, birincilikte. Biz niye olmayalım? Karaman Belediye Spor Teknik Direktörü Salih Eken'le birlikteyiz. Takımın durumunu ve hedeflerini onunla konuşacağız. Hocam, öncelikle 3. ligde mücadele eden takım, genç bir takım. Evet. Bu seneki hedefler nelerdir? Bu seneki hedeflerimiz tabii genç arkadaşlarımız çoğunlukta. 5-6 tane abi dışında hepsi genç oyuncularımız var. 32 kişilik bir kadromuz var. Bizim hedefimiz tabii Türk futboluna gençlere kazandırabilmek. Ligde hedef neler? Ligdeki hedefimiz tabii şimdi genç oyuncular olduğu için bu arkadaşlarımız yeni yeni oynamaya başladılar. Çoğunluğu, birçoğu. Playoff oynarsak hedefimiz çok mutlu olacağız. Peki Karaman'da futbola olan sevgi nasıl? Burada maç günleri neler yaşanıyor? Evet, Karaman gerçekten futbolu seven bir ilimiz. Yani burada maç olacağı gün bir heyecan oluyor. Taraftarlarımız takımına sahip çıkıyor. Gerçekten güzel bir şehrimiz. Futbola sahip çıkan bir şehrimiz, ilimiz. Taraftarların da yoğun ilgisi var. Görüyoruz, evet, buraya da gelmişler. Evet, evet. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyorlar. Her idmanda geliyorlar, destekliyorlar bizi. Peki hayalinizde neresi var desem? Çünkü hani Karaman ve bu bölge aslında çok da futbolcu yetiştiren bir bölge. Evet. Hayalinizde nereyi görmek istersiniz? Hani futbolda şampiyonluktan ziyade oyuncu yetiştirmek, işte yetişen yetenekli oyuncuların piyasaya çıkması, o daha çok mutlu eder bizi. Tabii daha üst liglerde oynarsak bu bizim için de avantaj olacaktır. Hem futbolcu açısından da iyi olacaktır. Hedefimiz daha üst liglerde oynayabilmek. Yani bizim için playoff'u zorlayan bir yapıdayız. Hani öyle bir kadromuz var. Yani playoff'u zorlarsak bizim için başarıdır. Tabii ki niyetimiz herkesin gönlünden geçer. Şampiyonluk neden olmasın? Genciz, koşan, tempolu bir takımız. Gençlerden oluşan bir yapımız var. Yani nasip olursa tabii ki playoff'u düşünüyoruz yani abi. Karaman futbol şehri mi? Futbola aç bir şehir, başarıya aç bir şehir. Yani Karaman'da maç günleri biz de heyecanı taraftarlarımızla beraber yaşıyoruz tabii ki. Yani başarı oldukça daha çok taraftarlar merak salıp bizi izlemeye geleceklerdir. Biz de bunu sağlarsak daha iyi bir havayla, daha güçlü yola devam edebiliriz diye düşünüyorum yani. Karaman'da yaşadığım, unutamadığım maç, içeride oynadığımız Sancaktepe maçı 2-1'di. 2-2 son dakika golüyle yine 2-2 oldu. Son 10 dakikası inanılmaz tempolu, inanılmaz mücadeleci bir oyun sergiledik. Ama 2-2 bitti o da. O da unutamadığım, burada yaşadığım kısa bir dönemde güzel bir anıydı.
Taşkale'de Manazan mağaralarının önündeyiz şu anda. Burası gerçekten muhteşem bir görüntüye sahip. Biraz tarihçesinden bahsedecek olursak aslında milattan sonra 6. 7. yüzyılda gelip buraya insanların yerleştiği ve bu mağaraları inşa ettikleri zannediliyor. Tam olarak kesin bir tarih bilinmiyor aslında. Burası kil oranı yüksek, kireç taşından oluşmuş bir katman var. Ve o kazmak için de aslında ilk metreler biraz zor, kazması daha zor ama sonra içeri doğru geçtikçe, yani güneş ışığının etkisinden sertleşen bölümü geçtikten sonra adeta bir hamur gibi kazıldığı söyleniyor ve çok kolay bir şekilde de bu mağaraların oluşturulduğu söyleniyor. Onun için zaten burayı tercih etmiş o dönem gelen insanlar. İçinde insanların yaşadığı bölümler var, mezarlık bölümleri var, kilise, şapel bölümleri var ve ayrıca şu anda Karaman Müzesi'nde sergilenen o 400 yıllık mumya da işte tam buradaki ölüler odasından çıkartılmış. Onu da belirtmek lazım. Enine doğru kilometrelerce gidiyor ve o dönem insanların bunu nasıl yaptığına hala hayret etmeden buradan geçemiyoruz. Taşkale'de tahıl ambarlarının önündeyiz. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Kayaların içine oyularak yapılmış bu tahıl ambarları tam 800 yıllık. 800 yıl önce ilk defa yapıldığı düşünülüyor. Ve yapı buraya yapılmasının amacı aslında tahılları çok uzun süre saklayabilecek doğal ortamın burada olması. Yani günümüzdeki buzdolaplarının işlevini işte bu ambarları yaptıkları kaya kütlesi üstleniyormuş o dönemde. Neden? İçerideki ısı ve nem oranı o tahılları çok uzun süre, çok uzun yıllar bozulmadan saklayabilecek nitelikte. O nedendir ki bunu yapmışlar. Cumhuriyet döneminde de yine kullanılmış. Şuradaki ambarlara baktığımız zaman kapıları ardıç ağacından yapılmış. Ve oraya tırmanmak için tek yol aslında kayalara oydukları o ufak delikler. Onlara tutunarak en yukarıdaki ambarlara kadar çıkıyorlar. Makara sistemi var. İnsanlar oraya kendileri tırmanıyorlar ama tabii ki tahılları o her ambarın üstündeki makaralarla yukarı taşıyorlar. Burayı çok aktif şekilde yakın döneme kadar kullanmışlar. Ve burada hala bir dönem Süleyman Demirel'in bölgeye hediye ettiği tahılların hiç bozulmadan korunduğu söyleniyor. Burada 60 yıllık, 70 yıllık tahılların hala hiç bozulmadan günümüze kadar ulaştığını bizlere aktardılar. İnsanlar burayı tabii işlevselliği için kullanmışlar, işlerine yaradığı için kullanmışlar ama ortaya da muhteşem bir sanat eseri çıkarmışlar. Futbolun şehirlerinde bu hafta Karaman'daydık. Karaman'ın en önemli şahsiyetlerinden biri Yunus Emre'nin heykelinin önünde açmıştık programı. Ve şimdi Taşkale'deyiz. Taşkale'nin önemi ise burası Atatürk'ün ata yurdu. Buraya göç etmiş onun soyu zamanında ve Kızıl Yörüklerden, Kızıl Oğuz Yörüklerinden olduğu söyleniyor. Ve dedesi Kızıl Ahmet Efendi de yine Taşkale'de yaşamış. Sonrasında buradan mübadeleyle birlikte Manastır'a göç etmişler ve Atatürk de zaten hepinizin bildiği gibi Selanik'te dünyaya gelmiş. Karaman denince iki önemli şahsiyet var dedik ama bunun yanında Karaman'da pek çok şey var. Karaman Türkiye'nin tahıl ambarlarından biri. Aynı zamanda Karaman'da kültürel ve tarihi değerler olarak inanılmaz bir zenginlik var. Bu program içerisinde tüm bunları ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Ve tabii ki Karaman Belediyespor. Futbol burada çok seviliyor ve Karaman Belediyespor'da hedefleri büyük olan bir takım.
Yine dop dolu bir bölüm oldu. Siz de umarım keyifle izlemişsinizdir. Anadolu'nun bir başka köşesinden önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle ben de Atatürk'ün ata yurdundan sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın.